hacmi vardır. Özgür Bey, çok böyle sessiz, sakin. Konuşan bilgili arkadaşı dinlemek lazım. Kıymetli Bilgi dostlar, sahibi, bugün bilgi sahibi olmaz. Şuayb köyündeyim. Eyvallah. Güzel insan, gelir misin yanıma? Alayım seni. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Öyle elektronik sırkarayı alıp da kenara çekilmek yok. Yok, evet. Yorgun düşmüyor. İlk önce izleyiciliği severim. Sabah saat 8'de Öznur Bey'in bahçesindeyim. Bu değerli abim geçen yıl Leonardit kullanmaya karar verdi. Bir güzel bir beyefendinin sayesinde, komşusunun sayesinde. Bugün yine bahçesindeyim. Bu kardeşimiz, ismini bağışlar mısın? Ufuk. Ufuk. Ufuk Bey, yanıma gel o zaman. Benim köyüm burada değil ama. Yok, da fark etmiyor. Ufuk Bey'e de Öznur Bey referans oldu. Buraya kadar geldik. Şimdi Öznur Bey'in telefonda da bana izah etmesi münasebetiyle, dolayısıyla benim dalım yosunlu, benim dalım şudur, benim dalım gelişmiyor. Kıymetli dostlar, burası kireçli, doğru mu Özünür doğru, Bey? Doğru. Hatırladığım doğru. Kadarıyla doğru, geçen doğru, yıl, kireçli. Analiz raporları. Asıl sorunumuz kireç. Kireçli, toprak sıkı. Bu fındık cinsimiz de biz çakıldak deriz. Batı'da deli sava derler. Bu çakıldak fındığımızın kök gelişmesi sıkı topraklarda imkansıza yakındır. Peki, Öznur Bey'le ben az önce çekime başlamadan önce Öznur abi diyor ki, ya diyor, bu dal diyor gelişmiyor. Bu işte toprağın özelliği nedir? Bu yosunlar neden oldu? Bakın arkadaşlar, bu yosunlar neden oldu? Bakın, bu yosunların olma sebebinin 2-3 tane sebepleri var. Bir, Karadeniz nemli. Bak, ben şu anda sanki yağmur yağmış gibi öyle çiğ düşmüş. Çiğ, bir kere bu konum itibariyle bu bahçenin özelliği o. İkinci özellik, fındık bitkimiz kök boyutunda rahat bitki besin kaynaklarını topraktan alamadığı için, size tane tane anlatmaya çalışıyorum. Alamadığı için gerekli olan ciddi beslenmeyi yapamıyor. Yapamadığından dolayı bitki kendi korumasında yapamıyor. Siz kimyasalla da, kimyasal veya kimya dalında da İstanbul'da herhalde iş yaptığınızdan dolayı seninle bunu tartışabilirim. Bildiğim kadarıyla. Ve Öznur abi bana şunu dedi. Konuşturacağım onu da. Ya dedi, burada dedi, kök dedi buralara doğru geliyor. Ben de dedim ki, Öznur abi, bu ocağın kökü buraya kadar gelmiyor. Çünkü bu ocağımızın, bu dalımızın, bakın arkadaşlar, size dalın hacmini gösteriyorum. Bu dalın kök gelişim şekli bu kadardır güzel insan. Bu ocağımızın kök gelişim şekli şu çıtırlar kadardır. Yani filizler kadardır. İsterseniz her iddiasına varım. Buradan ilan ediyorum. Bir fındık dalının veya çok yıllık bir bitkinin üzerindeki filizler kadar kökleri gelişir. İz düşüm değil ya. İz düşüm, iz düşümde de var da onlar çok o kadar şey değil. Eğer iz düşüm olsaydı, bak iz düşüm olsaydı, senin şimdi şuraya, bakın arkadaşlar, bunu her zaman konuştuğum gibi, senin buraya koyduğun şu humat var ya, humat. Evet. Bundan faydalanacaktı bitki. Bak, olduğu gibi humat arkadaşlar. Ama bitki bu güzel humattan faydalanamıyor. Peki biz ne yapacağız o zaman? Biz o zaman ne yapacağız? Kıymetli dostlar, lütfen bu zamana kadar 50-60 yıldan beri hep birilerini dinlediniz. Yahu gidin, bak yahu diyorum size, böyle abiyane konuşuyorum. Argo kelimedir. Gidin, bu benim dediğimi 3 yıl deneyin ya. 3 yıl şunu al kardeşim. Bak yüksek sesle konuşuyorum. Şu
bitkiden elde ettiğin şu humatı şunun dibine koyun. Bunu zenginleştirin. Bak şuradan yukarı geçmeyin. 50 santim, 80 santimden ileri gitmeyin. İlk önce şu ocağımızın dip havzasını zenginleştirelim, güçlendirelim. Yeni burada filizler gelişsin. Yeni kökçükler gelişsin. Öznur Bey. Evet. Bir yanlışım varsa lütfen. Yok, olur. Gayet normal anlattıklarınız. Anormal nerede? Faydalanmak lazım. Abi bu bitki şu anda üzerindeki çımak dersiniz, filiz dersiniz, sürgün dersiniz, dalcık deriz. Deriz de deriz. Yöresel olarak bunları biz konuşuruz. Güzel insanlar, güzel çiftçiler, değerli çiftçiler, arkadaşlar, bitkiden aldığımız bitkiye verelim ama bitkinin alamayacak yerine bu ürünü kullanmayalım. Artık isyan etme durumuma geldim ya. Bak çok değerli arazide gezen arkadaşlarımız var. Ben saygı duyuyorum. Ama biraz daha şu toprağa parmak atalım. El atalım. Şurada kazıyım ben abi. Bana bir şey getir. Ben tespitini yaparım burada. Toprağın altı. Gel abi. Gel beraber şimdi. Gel. Toprak şurada zenginleşebildiği kadar zenginleşmiş. Buyurun. Abi şunda var ya. Harika bir toprak olmuş ama bitki bundan faydalanamıyor. Bunu atacağız. Bu ocaklarımızın dibinden yeni filizler gelişecek. Ciddi filizler gelişecek. Yeni filizleri biz dal haline getireceğiz. Bu dallar en az 20 yılını almış abi. 20 yıllık dal. Sen bunu genç olarak görüyorsun da 20 yıllık bu dal. Bunu biz bak abi, heh bak. Ama bunu Öznur abi, bunu biz böyle atmayacağız. Bak burada koymuşsun. Bunu biz üzerine kapatacağız. Bak ben sana şimdi açacağım. Gel buraya. Gel. Gel abi. Köklenmeyi beraber şey yapalım. Bak filizler, güçlü filizler çıkmaya başlamış. Solucanlara bak altta. Tamam mı? Ama şunu görüyoruz. Bunlar sırgan ya da sarmaşık kökleri. Bak olsun. Şimdi bak daha yeni. Yeni bak kökler şey yapmaya başladı. Sıkı abi. Toprak sıkı. Sen şimdi bana bir kazma falan getirseydin. Yok, ben sana yok. Burada bunu ne yapacağız biz? Bunun dibine koymak şartıyla bu yeni köklenmeyi kıymetli dostlar. Evet. Bak şimdi bu şekilde de o sana fayda vermeyecek. Aynen katılıyorum. Bu şekilde de sana fayda vermeyecek. Niye vermeyecek biliyor musun? Neden vermeyecek? Bunu sen sandviç yeni model, bizim işte şu anda dilimize pelesenk yapmaya çalışıyoruz. Sandviç dediğimiz sistemi, yani yan etraftan toprak koyarak bu toprağın altında bitki kökünün daha hızlı gelişmesini sağlayacak. Sen bunu üzerine kapat, 2 yıl sonra görüşeceğim seninle. Şimdi zaten aşağı doğru onlar var. Tamam, oraya gideceğiz şimdi. Daha çok çalışmaların olduğu yere aşağı sağlayacağım. Tamam, oraya gidelim abi. Haydi bir dakika bakalım. Şimdi arkadaşlar, Öznur abi, sen şimdi bunu güzel yapmışsın. Tamam. Bir araya getirmişsin. Tamam. Bak, güzel yapmışsın. Şu üzerindeki bu ceviz dallarını abi. Alıyoruz bunu. Hemen üzerine bir çadır altına al. Naylon altına al. Buranda altına al. Bunu hemen burada sıcakta biraz daha fermantasyonu hızlandıralım. Ama lütfen senden istediğim, bak şimdi burada toprak sıkı kardeş. Bana ne anlatırsan anlat. Toprak sıkı. Bu toprağı mutlaka gevşet, şey yapacağız. Çok güzel bir çalışma yapmışsın. Toprak kullanamıyor ki kardeşim ya. Bakın arkadaşlar, toprak kullanamıyor.
Yani toprağın üzerinde gerekli olan enerji var ama toprak kullanamıyor. Bana ne Allah bize Allah. Isırgan kullanıyor. Evet, onu ısırgan kullanıyor. Evet, nereye gidiyor? Topakları, boşakları getirdim. Buraya açtım. Abi sen bak şimdi, toprak zengin senin burada, arazide her şey zengin. Ama bakın, sıranın içinde, bakın, elime yılan dolaşacak. Bunu kapat üzerine ama, bunu toprakla kapat. Ve senin veya bir başka arazilerde, ben şunu görüyorum. Bu ne abi? O da toprak, dalsın dağılacak onları, yeni getirdim. Ah, ah, bunları abi, bunları koyuyoruz. Etrafta bir bak kaynağı var. Yukarıdan eşip eşip getiriyorum. Buraya getir arkadaşım. Getir. Burası çünkü sıkı bir toprak. Toprak kök gelişemiyor burada. Bir de şunu Öznur Bey. Şunlarda bir fark görecek misin adamda? Ben farkı göreceğim. Sen merak etme de. Ben geçen sene buraya çok Leonardo'daki asıl kullandığım yer burasıydı. 10'ar kilo Leonardo kullandım ben bunlarda geçen sene. Abi 10'ar kilo Leonardo, şimdi geldik biz aşağıya değil mi? Leonardo kullanan yere geldik. Dalımızdaki gelişmeleri görebiliyor musun? Şuradaki gelişmeleri görebiliyor musun abi? Evet. Evet. Ben buradayım diyor. Bak. Evet. Gördün mü abi? Ya şunlar çok olmaya başladı. Onları boş ver sen. Onları boş ver abi. Sen onlarla uğraşma. Onlarla uğraşma. Benim bir dal çalışıyor mu çalışmıyor. Benim onun peşindeyim. Toparlamaya başlamışsın. Güzel. Bak. Önceki yıldan kuruyan. Evet. Yanından filizi vermiş. Filizin tokluğunu görüyor musun? Bak filiz yani dalımız evet. İnce olmasına rağmen. Güzel abi. Birçok bak. Ben daldaki canlılığı burada hissediyorum ama yeterli değil. Yeterli değil. Yeterli değil çünkü sen bunları atmışsın ama bunların üzerine kapatmamız lazım. Bunların üzerine kapatmamız lazım. Ona iş bak, bol taraflılık dediğimiz şimdi. Çakıldaklara bakalım. Benim derdim çakıldaklar burada. Abi çakıldaklara baktığımız zaman... Çünkü sorunlu ocaklarım çakıldak ocakları. Tamam benim, bak şimdi Öznur Bey. Gelişmeler gayet güzel. Gövdelerden dahi patlatmış. Bizim hani şuradan aşağıdaki olay bize pek bir önem arz etmiyor. Ama biz burada neyi görüyoruz? Yani şuradan aşağısı bizim pek bağlamıyor ama biz burada dalın çalıştığını görüyoruz. Bak şimdi yukarıda bir yaşlı dal vardı. Burada da aynı yaşta bir dal. Daldaki filiz tutumları. Bak gel buraya. Kaçar tane. Çifter çifter patlamış. Görüyor musun abi? Evet. Bak. Ama bunu doyurmamız lazım. Bu şimdi, bak gel buraya. Yaşlı dal abi. Gel. Bak abi şuraya. Şu yaş, şunun yaşı 7 tam. Tam. Yeni kapak 7'den fazla abi. Bu. Değil abi. Vallahi değil. Bak erken yaşlanıyor dibinden topraktan dolayı. Fakat değil işte. Eskiden. Neden yaşlanıyor? Ben bu bakıma başlayana kadar. Özür abi. Bir saniye. Ben bu bakıma başlayana kadar 7. yılda yaşlı diye dalları kesiyorduk biz burada. Şimdi 7 yaşında gelişmiş bir dal olarak çıkıyor karşıma. Yani o bakımdan dolayı daha genç. Hani eskiden şöyleydi biz 40 yaşında adam görünce sokakta yaşlıları görünce o ne kadar yaşlanmış diyordu. Şimdi 80 yaşındaki de eski 40 yaşındakinden daha genç gözüküyor. Bakım diyorsun. Bakım kendim, fark ediyor. Evet. Şimdi benim bu dalım 7 yaşında kardeşim. Benim bak hepsi 7 yaşında. Allah Allah. Ben çünkü yaşlı dalları tamamen aldım, tamamen gençleştirdim. Ama bilhassa şeyde bak kara fındık hiç öyle bir sorun var mı bak. Bunların kök yapısı değişik çakıldaklık isimin. İşte ben buna anladığım ikisini, zaman ikisini yağlı fındıklar. Kara fındığın kök yapısı farklı, çakıldak fındığın kök yapısı farklı. Şimdi benim derdim çakıldak. Benim toprağım çakıldak fındığı sevmiyor kardeşim. Ben şimdi zorla bu toprakta çakıldak fındık yapmak istiyorum. Niye istiyorum? Çakıldak fındığı daha dayanıklı görüyorum. Daha her yıl fındık verir halde görüyorum. Ve bunun için çakıldak fındıklarım gelişsin
Ya bir şey daha seni o zaman sebebi de bu canım. Tamam kardeşim. Yok uğraşacağız. Özünür abi. Demek ki birbirimizde bir elbette küçük adımlar gördük ki sen bunun peşindesin. Önceden benim buradaki dalım Ademciğim nasıl anlatayım? Şunun gibiydi ya. Şunun gibi işte daldı, büyütemiyordum ama ben bunu son 10-15 senedir biraz daha babamdan teslim aldıktan sonra biraz daha derken geçen yıl işte sizinle tanıştık. Ben şimdi burada geçen yıl 4-5 defa senin ilaçlarını kullandım. Suni gübre hiç kullanmadım. Benim geçen yıl tek derdim şu dalda 80 tane fındık oldu. Saydım Nisan'da, saydım Haziran'da, gelişti. Temmuz'da bu bir dökülmeye başladı. 20 tane eksilmiş. Geldim baktım 70'e düşmüş 80'den 90'dan. Geldim baktım 60'a düşmüş. Tamam mı? Yahu ne oluyor dedim. Belki katan benim aşağı yukarı her daldan 20-30 tane, üçte birinin üstünde yarıya yakın fındığım döküldü, kayıp oldu. Ona rağmen ben yine de bir önceki yıl aldığım fındığımı rahat rahat aldım. Fındığım peşinde eksilme olmadı. Eksilme olmadı. Fazlalıklarım döküldü benim. Eksilme olmadı. Oraya geleceğim. Ona da bir ziraat mühendisi arkadaşla görüştüğümde geldi, o da ziyaret etti sizin gibi sağ olsun, baktı. Dedi ki attığımız gübreler yetersiz kalmış dedi. Ben geçen yıl atamadığım o fındık mahsulü topladıktan sonraki ilaçlamayı, yani o teşekkür babında bahçeye, bir önceki yılın ürününden sonra dinlenmesini, kışa hazırlanmasını sağlamak için o teşekkür gübresi dediğimiz ilacı, gübreyi attık Ekim ayında. Şimdi bir daha atacağız. Bu da hadi iyi uykular gübresi olacak herhalde kışa girerken. Ondan sonrası Allah kerim. Bak ne devam edeceğiz. Yani toprak bize. Aysa organiye diyorsun. Devam. Kullanacağız tabii. Şimdi o zaman bu fındık dökülmesi. Ben şunu hemen şöyle söyleyeyim size. Şimdi ben 200 kiloluk motoruma 2-2-1 koyuyordum ilaçlarımı. Üçlü komisyon kullanıyoruz ya. Hı hı. Şimdi ben bunu 2,5 yani belki de 3 yapacağım. Koy. Belki de 3 yapacağım size söylemeden. Yok şu kışın kullan ama baharın kullanma. Kullanmayayım mı? Evet abi sen fazla mı gelir? Sen kimya ile uğraştın. Fazla mı gelir? Evet fazla gelir. Şimdi kışın şurada kullanın. Yani bunu bak abi bunu şurada mutlaka sormak istiyorum. Heh, tabii, çünkü tabii. Fazla ben onu oraya geleceğim. Şimdi bu fındığın cinsinden cinsine bu işleri biz yaşıyoruz. Sen niye arka planda duruyorsun ya? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar Öznur Bey bir önceki yılla bu yılki fındık rekoltesinde bir değişiklik yok. Aynı fındığı almış, bir miktar da fazla almış. Bir miktar dökülmesine rağmen bir miktar da fazla. Dökülmeler. Almış. Dökülmeler. Bunu yapmayacağız evvelallah. Dökülmelerin bir çok sebebi var. Ama en önemli sebeplerini size anlatacağım. Bir, bitki doğurttuğumuz fındığı köklerden sağlıklı emilim yapamıyor. Toprağın sıkı olmasından dolayı. Birinci bu topraktaki sorun bu arkadaşlar. İkinci soruna gelelim. Geçen yıl çiftçi arkadaşlar şöyle bir geriye baksın. Geçen yıl ne oldu? 12. ayda, 1. ayda, 2. ayda veya 1. ve 2. ayda ne oldu? Bu çakıl fındık. Döllenme tam olmadı arkadaşlar. Yağmur yağdı mı? Özünür abi. Sürekli. Geçen yıl. Yani bitki güneşi görüp de şu erkek püslerimiz tozlanmadı. Bir de bir şey söyleyeyim Adem Bey. Geçen yıl bizim ilkbaharda hiç gök gürlüğü şimşek çakmadı biliyor musunuz? Azot alamadı belki de bahçeler. Azot var. Onunla alakalı yok. Var mı? O, niye tabii. Peki gök gürlemedi? Sanki eşeklik olarak geldi geçen yıl. Şimdi bana mineral desen yok, kabul ediyorum o da. O da bir toprağın hocam, yapısını dengeliyor. Hocam Öznur abi bence. Şöyle gözüme güneş geliyor. Ha, senin şöyle şöyle yanıma gel ya. Gözüme güneş geliyor. Şimdi sen şimdi şöyle güneş gibi parla ya. Şimdi değerli arkadaşlar böyle bazen temel olmayan cümleler beni rahatsız ediyor. Havada zaten şu anda azot var.
Barda biz bu azotu kullanabiliyor muyuz havadakini i̇şte, şu an? He, çok niye güzel. Baharın gökyüzünü şimşek çarpıyor? Bir dakika. Değiştirdik bir dakika, konuyu. Bir dakika. O mineral kanıyor. Bir de. Atmosferin %70'i azot. Azot. Eyvallah. Evet. Tamam. %78'i. Ama bu azot neden Nisan yağmurlarının önemi var? Aa, senin şu anda yaprağın niye dökülmedi? Kuvvetinden, gücünden. Kuvvet, değil mi? He. Tabii. Oraya gelmiyor. Reklam olsun diye gelmiyorum oraya. Hayır, ama yok, şuraya gelelim. İlk önce biz döllemeyi bitirelim. Oraya geleceğim. Tamam. Şimdi benim geçen gün buradan selam söylüyorum. Murat Öztürk Bey'e Sakarya'da beni böyle başkan kolunu falan kaldırma. Geliyorum ben oraya. Şimdi ben Murat Bey'e, Murat Öztürk Bey'e buradan selam olsun. Murat Bey, reklamlar giriyor. Mecburen konuyu böyle hem muhabbet bazında hem de teknik bazlarda konuşacağız. Şimdi özür dilerim hocam. Bir, döllenmeyi bitirelim de bu kafama bayağı takıldı. Elbette. Ben şu anda mesela diyorum ki arkadaşlara yazın çok sıcak oluyor ya, kışın da çok sert olacak diyorum. Yazın işte ılıman geçiyor ya, kışın da ılıman geçecek. Bak her şeyin bir ters yönü var. Mevsimler birbirlerinin aynası. Aynen doğru. Ben bunu gözlemledim. Sert, yaz sert geçiyorsa kış da sert geçiyor. Aynen katılıyorum. Oo canım benim. Ya işte bu işte benim. Var işte bunun için ben yol kat ediyorum ya. Sen öyle al bunu sat, bunu al kullan değil, bir anlamı yok. Ürün de reklam yapmıyorum. Ice Organic çiftçiyle güzel havaları paylaşmak zorunda diğer çiftçilerle. Güzel insanlar. Şimdi bir, döllenmeyi tam yapamadık. Çünkü yağmur çok yağdı. Evet. Ilımlı bir hava geçti. Ondan sonra kar yağışı. Bu ne zaman? Tam bunun tozlanacak olduğu. Yani bu çakıldak fındığın, çakıl fındığın, deli savanın tam tozlanacak olduğu an sürekli her gün yağmur. İnce ince yağdı, tozlanamadı. Peki gizli döllenmeyle biz bunu başardık. İkinci özellik, bizim ürünü kullandığı zaman çiftçi bu büyüme modunu tamamlıyor arkadaşlar. Bak şu filizler büyüme modunu. Bak abi kaç tane hiç uç kurusuna dönmüş mü? Eğer sen buraya diğer ürünlerden kullansaydın bunlar hep uç kurusu olarak geri gelmişti. Burada da var zaten bir önceki yılın uç kuruları. Gelelim hikayenin tam senin dediğin zırt dediği yere. Zurnanın zırt dediği şey var ya, oraya gelelim. Şimdi bizim ürün ne yaptı? Seninki doğurtturdu. Yani büyüme modu bitti. Meyveyi verdi. Meyve gibi. Ama bu sefer döllenmemiş. Döl bağlamamış. Biz büyüme modundan sonraki evreyi tamamladık burada. Bak döl bağlamadı. Döl bağlanmamış döl. Bu. Biz onun için ne diyoruz? Güzel çiftçiler, değerli çiftçiler. Biz mutlaka ve mutlaka şimdi ürün aldı bizim abimiz. Hediye beslemesini yaptık 10. ayda. Doğru mu? Yok. Çok güzel bir cümle. Hediye beslemesini teşekkür. Yaşa. Teşekkür beslemesini yaptık. Peki şu anda döl Bilmiyorum bağlayacak ya. Mıyız Öznur Bey? Bağlayacağız tabii. Peki nasıl bağlayacağız? Önce uyuyacağız. Değil mi? Tabii iyi uykular. Şimdi iyi uykular, fındığımızın uykuya dalmadan önceki, gerçi uyumuyor da ben Öznur Bey'i öyle kabul öyle ediyorum. Ha, kış geliyor ondan evet, öyle diyoruz. He. Şimdi karnını doyuracağız. Karnını doyurduğumuz zaman dok karınla da aşk güzel olur. Doğru mu abi? Ya eyvallah, gülmeyelim arkadaşlar. Eyvallah. Canlılar neyse bitki de bir canlı. O da öyle. Doğru mu? Elbette. Ya bu gülecek, utanacak bir boyutumuz yok lütfen. Ben döl bağlamasını biz kimden öğrendik biliyor musun döl bağlamasını? Buradan yine o arkadaşıma selam ediyorum Çarşambalı. Veteriner hekimden öğrendik ya. Diyor ki abi diyor inekler diyor döl atıyordu. Tamam mı? Şimdi ben buradan soruyorum. Ya buzağı olmuş. Düşük yapıyor. Düşük yapıyor. Bak, döl atıyor. He. Düşük yapıyor. Yani şimdi peki buzağı var. Canlı. Bu canlı niye yaşayamıyor? Anasında hastalık var da ondan. Besleyemiyor. İşte orada bir sıkıntı var. Besleyemiyor. Döl atıyor. Peki bana dedi işte benim ürün anasına içinde. Anasına iyi bakacağım tamamında. Evet iyi bakacağız. Bütün besin kaynakları eşit şekilde olması lazım. Yeterli şekilde. Abi dedi ki abi dedi ya ben dedi bizim inekler dedi. Döl atıyordu. Döl attığı zaman dedi biz dedi şu aşıyı yapıyorduk. Onu da söylemiyorum. Tamam, o benim tasarrumumda kalsın. Eyvallah, tamam. Şu şey yapıyorduk. Abi baktım. Dedim ya bana var ya abi. Dedim hocam ben sana dedim sonsuz teşekkür ediyorum. Bana bir kitap dolusu bilgi verdin. Bu empati yapmayı biz bildiğimiz takdirde sonuca gideceğiz.
Belki kafanızı ağrıtıyorum. Belki gelişi güzel konuşuyorum. Doğru mu Öznur Bey? Onun yani için fındık doğdu da efendim döküldü. Şundan şundan olmuştur. Senin işin boştur. Kelimelerine dur diyelim. Sebepleri arayalım. Doğru mu Öznur Bey? Eyvallah. Sebepleri arayalım. Sebebimiz var zaten. Toprağımızı 2 santim aşağısı sert, kireçli, kök çalışamıyor. Böyle bir besin kaynaklarının serbestçe bitkiye geçiş yapamadığı bir durum. Biz bunu şu anda bu evreyi tamamlayacağız. Ama kaç yılda tamamlarız? 1 yılda tamamlarız, 2 yılda tamamlarız. Bazı bahçelerde Öznur Bey hemen bitki serbest, gevşek topraklarda bilhassa hemen besin kaynağını bitkiye transfer ediyor. Bizim ufak bir dokunuşlarımızla. Ama bazı toprakları ıslah etmedikten sonra biz bunu zorlanıyoruz. Şimdi onun için zaten Leonardit'i, toprak dengeleyiciyi kullandık. Şimdi ben burada aşağı yukarı 10 kilo kullandım ocak başı. Bu sene bunun meyvelerini toplayacağım. Abi güzel çalışmalar var da var, ben biraz ben, şey yani böyle... Siz şimdi farklı bir gözden bakıyorsunuz. Ben şimdi bahçemi seviyorum, toprağımı seviyorum, onunla uğraşmayı seviyorum. Ama dediğin gibi bu yıl yağmurlu geçti. Hala da bu yağmur serisi devam ediyor. Devam ediyor. Çalışma evet, fırsatı evet. da olmuyor. Şimdi benim bu kışa hazırlık çalışmalarım olacak, devam edecek. Bir miktar başladık, yağmur yağdı, vazgeçtik ama devam edeceğiz. Abi sağlık olsun, bunları kapatacağız ama sizden ondan ziyade bunun içini, doyuracağız abi. Hiç kenarla uğraşmıyorsun. Bak kökler hep yüzeyde. Görüyor musun? Kökler hep yüzeyde. Onun için bunu dolduracağız abi. Şunlar var ya şunlar. Eski kökleri sökemeyeceğimize göre yeni kök cimak atmasını sağlayacağız. Senin dediğin gibi dibini toprakla yiyeceğiz bir şekilde. Ve oradan şuralardan tekrar şunların üstüne bir daha şey atmasını sağlayacağız cimak. Ay senin var ya Allah'ını seveyim ya. İşte bu ya. Çiftçim onu de böyle bu. Bakın arkadaşlar. Biz şimdi bunu sandviç modeli diyorum ya. Senin o sandviç dediğin o. Buradan tekrar o arada kalan iki katman arasında kalan yerde yumuşak yerden tekrar cimak salacak ve eski köke ihtiyacı kalmayacak. İşte cimak diyorlar. Cimak. Kökçük diyoruz. Kılcal kök diyoruz. Bunları biz sağlayarak hem yüzeyde şu zengin şu çöpe attığımız milletin yok estağfurullah sen için asla değil. Ben genel olarak diyorum. Çöpe attığımız bu ürünü de humusa dönüştürüyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi İki tane Gavsul, söyle işte. Biz Gavsul diyoruz ya. Fındık çöpü. Evet. Şimdi şuralara döktük. Harman vakti bazı arkadaşlar kullanmıyorlar. İşte ben kendi fındığımın cürüfünü kullanıyorum. Kireçliyorum, yapıyorum onları, çürütüyorum. Öbür sene kullanıyorum. Herkesten de almıyorum. Herkesten derken kendi cürüfümden başkasını da bahçeme sokmuyorum. Sebep? Onun bahçesinde herhangi bir hastalığı ben kendi bakımlı bahçeme taşımak istemiyorum. Onun fındığında bilmem ne de herhangi olabilecek bir hastalığı ben kendi bahçeme taşımak istemiyorum. Şimdi onun için de, ses tellerim bozuldu da. Onun için de şey yapmıyorum. Hiç endişe duyma. Onları da almıyorum. Ben kendi cürüfümle yetinmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Ya da çok emin olmam lazım bakımından bilmem neyinden ki onu alıp kullanayım. Bir konuyu daha burada dile getireceğim Öznur Bey. Toprak en iyi dezenfektan. Ama bak, hastalık dur. Taşınıyor kardeşim. Her dezenfektan iyi gelmiyor. Bazı hastalıklar ister ister saygın taşınıyor. Var. Hadi orada toprak en iyi dezenfektan. Elbette, hele hele mesela sen şunu yaptın ya. O kapattın üzerine. Onun üzerine şöyle bir 2 santim 3 santim toprak yapıp da kapatsan var ya müdürüm. Bambaşkanın üzerinde bambaşka olacak. Onu şimdi oradaki bir önceki Gavsul'u serdiğim yerdeki toprak alıyorum dediğim yer var ya orayı ben çukurlaştırıyorum. Şimdi o çukura döneceğim. Seni İnşallah. Orada. Değerli arkadaşlar çok vakit aldık. Ben güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımız güzel. Hadi burada şu anda gösterebilirim. İşte yapraklarımız var. Evet. Şu anda şimdi, Kasım ayında. Şimdi efendim biz Temmuz ayında Adem Bey'le tekrar görüşeceğiz. Burada. Görüşeceğiz. Şimdi bu kadar bakımdan sonra tabii ki bunun geleceğiz, oturacağız, daha yiyeceğiz, kahve de içeceğiz burada, çay da içeceğiz. Tabii ki masamız hazır bekliyor. Öyle mi? Tamam. Evet. Yani, masayı fazla bekletmeyelim. Temmuz'da görüşmek dileğiyle. Temmuz'un sonunda. Evet.